Merhaba sevgili çocuklar. Ben Matilda Göretilk Öğretim Okulu sınıf öğretmeniniz Özcan Micalar. Dersimiz Türkçe. Sevgili çocuklar, bugünkü konumuz varlıkların özelliklerini bildiren kelimeler. Bu konuyu bir şiiri okumakla başlayayım. Dünya bizim. Kızgın güneş, mavi deniz. Serin dere, sulu meyve. Gür orman, hepsi bizim. Şirin tepe, hayat bizim. Yüce dağlar, beyaz karlar, bütün hayvanlar hayat bizim. Evet sevgili çocuklar, şiiri dinlediniz. Şiirdeki varlıkların özelliklerini bildiren kelimeleri bulalım. Güneş. Evet. Kızgın güneş. Orman. Nasıl orman? Gür orman. Meyve. Nasıl bir meyve? Sulu meyve. Deniz. Nasıl deniz? Mavi deniz. Dere. Nasıl dere? Serin dere. Tepe. Nasıl bir tepe? Şirin tepe. Dağlar. Nasıl bir dağ? Yüce dağlar. Karlar. Beyaz karlar. Hayvanlar, bütün hayvanlar. Gördüğünüz gibi burada kırmızı renkle yazılmış varlıkların özelliklerini bildiren kelimelerdir. Peki Varlıkların özelliklerini bildiren kelimeler neydi? Ön ad diyorduk. Bir varlığın neyini bildiriyordu? Varlıkların rengini, biçimini, durumunu, sayısını, yani nasıl ve nice olduklarını bildirir. İşte gördüğünüz gibi burada yaş, genç bir kadın var. Yanında da yaşlı bir kadın var. Kadının genç olduğunu Buradaki kadının yaşlı olduğunu belirtiyor. Yumuşak yastık, zayıf çocuk, sert taş ve şişman adam. İşte gördüğünüz gibi varlıkların durumlarını ya da nasıl nice olduklarını belirtiyor. Çok ilginç peki, değil mi? Bu sözcükleri neden kullanıyoruz? Varlıklar farklı özelliklere sahiptir sevgili çocuklar. Varlıkları belirtirken, onların özelliklerini bildiren sözcükleri kullanıyoruz. Aşağıda cümleleri görüyorsunuz. Cümleleri okuyorum ve buradaki varlıkların özelliklerini belirten adları görelim. Sevimli kedi çitten atladı. Gördüğünüz gibi sevimli varlığın özelliğini belirtiyor. Kırmızı çiçek kokuyor. Kırmızı renk belirtiyor yarım elma aldım. Evet sayı. Üç silgi kaybolmuş. Burada da varlığın sayısını belirtiyor. Her birimize beşer kalem alındı. Gördüğünüz gibi kırmızı renkle varlığın özelliği belirtilmiş. Ilık süt içerim. Burada da aynı şekilde kırmızı renkle varlığın bir özelliği belirtilmiş. Eski ayakkabımı attık. Burada da eski kelimesi varlığın bir özelliğini belirtiyor. Evet sevgili çocuklar, gördük, örnekleri inceledik. Böylece varlıkları benzerlerinden ayırt ediyoruz. Evet devi evet. Türkçe ders kitabınızın 96. sayfasında horozum adlı metni okuyup özelliklerini bildiren kelimelerin altını çiziyorsunuz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.